gururlu kız. Bir varmış, bir yokmuş. Sinekler berber, develer tellalken, koca öküz kral, kargalar vezirken, leylekler tüccar, kırlangıçlar terziyken, köpekler kalaycı, fareler hamalken, köstebek mimar, kaplumbağa yarışçıyken, çok güzel bir kızcağız varmış. Annesiyle birlikte ufacık evlerinde fakir bir hayat süren bu kız o kadar güzelmiş ki gittiği her yerde güneş doğmuş gibi olur, hiç kimse ondan gözlerini ayıramazmış. Eski de olsa üzerine her giydiği şeyi yakıştırır, hele uzun sarı saçları başında bir taç gibi dururmuş. Bu kadar güzel olmasına rağmen bu kızın bir tek kusuru varmış. O da güzelliğinden ötürü çok gururlu olmasıymış. Sanki yeryüzünde kendisinden daha güzel bir kimse yokmuş gibi başı hep yukarıda gezer. Kimsecikleri beğenmezmiş. Fakir oldukları için her istediğini alamıyor. Canı çektiği şeyleri yiyemiyor. Üstelik de sık sık hamama gidip yıkanamıyormuş. Günlerden bir gün sabahleyin erkenden kırık tarağı ile yamalı peştemalini alarak mahallenin hamamına gitmiş. Belki tanıdık birine rastlarım da paramı verir, yıkanırım diye düşünerek hamamın kapısından içeriye bakıyormuş. Hamamcı kadın onun halinden fakir bir kızcağız olduğunu anlamış. Güzelliği de pek hoşuna gittiği için hemen çağırmış. Sonra bir usta ile içeriye bir kurna başına göndermiş. Usta bunun yanına bir kalıp da sabun bırakarak çekilip gitmiş. Güzel kız kendi kendine yıkanmaya başlamış. Başına birkaç sabun sürdükten sonra biraz dinlenmeye koyulmuş. Bu sırada bir de bakmış ki karşıki kurnada bir Arap kadın yıkanıyor. 3-4 usta kadın Arap karısının etrafında adeta pervane gibi dönüyorlar. Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmuyorlar. Güzel kız yanından geçen usta kadınlardan birine bu Arap karısının kim olduğunu sormuş. Meğer Arap kadın vezirlerden birinin karısıymış. Fakat Arap kadın vezir karısı olduğu halde hiç de gururlu değilmiş. Kendisini yıkayan, sabunlayan usta kadınlarla konuşuyor, şakalaşıyor, herkese iyilikle, güler yüzle muamele ediyormuş. Bu sırada o da karşıki kurnada tek başına yıkanmakta olan güzel kızı görmüş. Lakin fakir ve zavallı bir kız olduğunu anlamakta gecikmemiş. Usta kadınlardan birini göndererek kızı yanına çağırmış. Biraz konuşmuşlar, sonra da yıkanmışlar. Yıkanmaları bittikten sonra dışarıya çıkmışlar. Sedirler üzerinde dinlenerek limonata ve kahve içmişler. Usta kadınlar her ikisini de giydirmişler. Arap kadın hamam parasını vermiş, beraber sokağa çıkmışlar. Hamamın sokak kapısı önünde Arap kadının altın yaldızlı 4 at koşulu arabası bekliyormuş. Kadın arabasına doğru ilerlerken güzel kız veda etmek üzere yanına yaklaşmış. O zaman vezir karısı "Yo, katiyen olmaz" demiş. "Sizi çok sevdim, bırakamam. Beraber bize gideceğiz. Birkaç gün misafirim olursunuz." Güzel kız gururla başını kaldırarak "Teşekkür ederim" demiş. Fakat annemin haberi yok. Sonra meraktan çatlar. O zaman Arap kadın "Düşündüğün şeye bak kızım" diye cevap vermiş. "Konağa gidince bir uşak gönderir. Annene haber veririz." Kadının bu sözleri üzerine güzel kız isteksiz arabaya binmiş. Araba tıkır tıkır caddelerden geçerek konağa varmış. Uşaklar konak bahçesinin demir kapılarını ardına kadar açmışlar. Araba bahçeye girip mermer merdivenlerin önünde durmuş. Güzel kız içinden "Ben misafirim" diyerek Arap kadından önce arabadan inmiş. Vezir karısı bu işe hiç ses çıkarmadan kızın arkasından arabadan inmiş. Mermer merdivenlere doğru yürümüş. Merdivenin iki tarafında saygı ile eğilen uşakların arasından çıkarlarken Arap kadın bunlardan birini çağırmış. Güzel kıza evine tarif ettirerek annesine göndermiş. Kızının birkaç gün konakta misafir kalacağını bildirmiş. Sonra konaktan içeriye girmişler. Hizmetçiler, kahya kadın bunları karşılamışlar.
Öne düşüp bir salonun kapısını açmışlar. Güzel kız etrafını hayran hayran seyrederek salona girmiş. Gördüğü şeylerin güzelliği karşısında hem hayranlık duyuyor hem de Arap veziri karısını kıskanıyormuş. Karşılıklı oturarak konuşmaya başlamışlar. Bir aralık salona Kahya kadın girerek yemeğin hazır olduğunu bildirmiş. Arap kadın güzel misafirine buyurun demiş. Öne düşmüş salondan çıkmışlar. Yandaki yemek odasına girmişler. Güzel kız gösterilen yere oturmuş. Kendisini adeta rüyada sanıyormuş. Bu odanın eşyaları evvelki salonun eşyalarına hiç benzemiyormuş. Kalın ipek halıların içinde ayakları adeta kayboluyor. Tavandaki büyük avizenin camlarında binbir renkli ışıklar oynaşıyormuş. Yemek masasının etrafındaki altın yaldızlı koltuklar, tavanlara kadar yükselen ipek perdeler, sırf altından yapılmış yemek kapları, kristal bardaklar, tabaklar insanın gözlerini kamaştırıyormuş. Güzel kız bir taraftan şaşkın şaşkın etrafını seyrederken, öte yandan da birer peri kızı gibi dolaşan hizmetçilerin koydukları yemekleri yiyormuş. Ömründe hiç yememiş olduğu bu yemeklerin her birinin tadı da damağında kalıyormuş. Arada bir Arap kadın misafirine gülünç hikayeler de anlatmış. Böylece öğle yemeğini neşe içinde yemişler. Yemekten kalktıktan sonra gene salona geçmişler. Biraz sonra altın zarflı fincanlarla kahve getirmişler. Kahveler içildikten sonra Arap kadın misafirine "Kızım" demiş. Kusura bakmazsan ben biraz konağa dolaşacağım. Sabahtan beri ne olup bittiğini bir göreyim. Pek fazla gecikmeden gelirim. Canın sıkılırsa balkona çıkıp otur. Etrafını seyredersin. Güzel kız ev sahibinin kendisini yalnız bırakmasına memnun olmamış. Fakat belli etmemeye de çalışarak hay hay diye cevap vermiş. Siz işinize bakınız. Ben balkona çıkarım. Arap kadın salondan çıktıktan sonra güzel kız yerinden kalkmış. Hizmetçilerin açtıkları kapıdan geçerek balkona girmiş. Balkondan görülen manzara o kadar iç acıcı imiş ki güzel kız bir anda yalnızlığını unutmuş. Deniz uzaklarda kocaman bir ayna gibi pırıl pırıl yanıyor. Konağın bahçesindeki korulukta ötüşen kuşlarla çeşitli çiçek kokuları insana tatlı bir baygınlık veriyormuş. Balkonun tam önündeki mermer havuzda yüzen kuğu kuşları da bir gelin gibi süzülüyormuş. Güzel kız kendinden geçmiş bir halde balkonda epey bir zaman kalmış. O böyle dalgın dalgın otururken Arap kadın yanına gelerek güler yüzle "Seni yalnız bıraktım kızım" demiş. "Kusura bakma. Haydi kalk da biraz dolaşalım." Oradan kalkıp konağın bahçesine çıkmışlar. Ağır ağır yürüyerek koruluğa dalmışlar. Yürüdükçe koruluktaki ağaçlar sıklaşıp yükseliyor. Konaktan uzaklaştıkça etrafta kuş cıvıltılarından başka hiçbir ses duyulmuyormuş. Korulukta epeyce bir zaman ilerledikten sonra Arap kadın "Bak kızım" demiş. "Hoşuna gidecek bir şey yapacağım. Şimdi bu ormanda bahtımı çağıracağım. Sonra da senin bahtını çağırırız. Bakalım ne çıkacak?" Güzel kız Arap kadının bu sözlerinden bir şey anlamamış ama sesini de çıkarmamış. Bu sefer Arap kadın "Baktım, talihim, neyse bana görün" diye bağırmış. Ormanda sesi geri gelmiş fakat o anda Arap kadının önünde genç, yakışıklı bir delikanlı peyda olmuş. Kadın kıza dönerek "Güzel kızım" demiş. "Bak işte benim talihim, nasıl?" Sonra eliyle bir işaret yapmış, delikanlı kaybolmuş. Delikanlı gidince bu sefer güzel kız "Bahtım, talihim, neysen bana görün" diye bağırmış. Onun da sesi ormanda geri gelmiş ama o anda önünde iki büklüm sakallı bir ihtiyar belirmiş. Adeta inler gibi. "Hastayım, ocak başında yatıyordum. Beni niçin kaldırdınız?" diye söylenmiş. Neyse Arap kadın bir işaret yapınca ihtiyar da ortadan kaybolmuş. O zaman kıza dönerek "Gördün ya kızım" demiş. "Güzelim diye hiç gururlanma. Benim gibi alçak gönüllü, güler yüzlü olursan her isteğine kavuşursun. Yoksa işte böyle talihin hastalıklı, ihtiyar bir adamdır.
Güzel kız o günden sonra gururu bırakmış. Alçak gönüllü, güler yüzlü olmuş. Günün birinde de zengin bir vezirin yakışıklı oğlu ile evlenmiş. Muradına ermiş. Onlara masal, bizlere sağlık.